Merhaba, bugün de doğrusal fonksiyon çözeceğiz. Doğrusal fonksiyonun tanımıyla başlayalım. Doğrusal fonksiyon diye ne diyoruz? R'den R'ye tanımlı ax artı b biçimindeki fonksiyona doğrusal fonksiyon diyoruz. Buradaki a ve b reel sayı olacak. Yani şu şekilde f(x) eşit 3x eksi 5 bir doğrusal fonksiyon. Ya da f(x) eşit kök 7 x artı 1 bölü 12 bir doğrusal fonksiyon. Ya da fonksiyon sadece x olsa. Yani daha önceden bildiğimiz fonksiyon türlerinden özdeşlik fonksiyonu, birim fonksiyonu olsa o da doğrusal bir fonksiyon. Doğrusal fonksiyonda x'imizin kuvveti 1 ve burada dikkat edin x'in kare kökün, mutlak değeri falan yok. 1 bölü x'li falan ifade de yok. Yani rasyonel bir x'li terim de yok. Doğrusal fonksiyon dediğimiz olay bu. Peki niye doğrusal fonksiyon diyoruz? Çünkü grafiğini çizdiğimiz zaman bir doğru şeklinde çıkıyor. O yüzden ona doğrusal fonksiyon diyoruz ve bunun grafiğini çizip denklemini geri yazmamız gerekecek. Yani grafik verildiyse de denklemini geri yazmamız gerekecek. Şimdi örneğimizi inceleyelim. Verilen fonksiyonların hangileri doğrusal fonksiyondur diye sormuş. Doğrusal fonksiyon olması için fonksiyonumun bir reel sayı çarpı x artı bir reel sayı şeklinde olması lazım. Bakalım bu kuralı öyle yazabiliyor muyuz? Reel sayılardan reel sayılara demiş 1 bölü 3 x artı 7. Bakın 1 bölü 3 çarpı 1 x ve artı 7. Bunların de derel sayı mı? Evet. Fonksiyon r'den r'ye mi tanımlı? Evet. O zaman bu doğrusal bir fonksiyondur. B'ye bakalım. R fark 3 bölü 2'den R'ye tanımlı. Bir kere zaten doğrusal fonksiyonlar R'den R'ye tanımlı demiştik. E peki buradaki 3 bölü 2'yi niye çıkardık? Çünkü paydayı 0 yapıyor. Bakın rasyonel ifadelerin paydasının 0 olmaması gerekir. X yerine 3 bölü 2 yazdığımızda bu fonksiyon tanımsız oluyor. O yüzden tanım kümesinden 3 bölü 2 çıkarılmış. Peki tanım kümesinden 3 bölü 2 hiç çıkarılmasaydı bu doğrusal fonksiyon olur muydu? Yani R'den R'ye olsaydı, kuralı ona göre ayarlansaydı bu doğrusal olur muydu? Olamazdı. Çünkü 1 bölü şeklinde yazılmış. Yani benim şu kalıbıma uymuyor. Paydada x'ler doğrusal fonksiyon Olmaz. Paydası doğrusal bu fonksiyon. Yani verilen ifadenin sadece paydası doğrusal. Peki c'ye geçiyorum. r'den r'ye. hx eşit 5 üzeri x eksi 4. Üstel ifade bu. Üstel ifadeler doğrusal fonksiyon değil. Doğrusal olması için tekrar altını çiziyorum. Kuralın a çarpı x, x artı b biçiminde olması lazım. 5 üzeri a x artı b biçiminde olmuş bu. O yüzden... Bu da yine doğrusal bir fonksiyon değil. Peki doğrusal bir fonksiyonla ilgili bana iki tane elemanın görüntülerini verirlerse ben bu fonksiyonun kuralını bulabilir miyim? Bulurum. Hatta buna şöyle ikiye bölüyorum burayı. iki tane çözüm yapalım. Birincisi doğrusal fonksiyon dendiği için fx ax artı b biçimindedir dedikten sonra benim bulmam gereken a ve b değerleri sırayla f2'yi ve f4'ü elde ediyorum. x yerine 2 yazıyorum. 2a artı b oldu. 5'e eşit olacakmış bu. x yerine 4 yazıyorum. 4a artı b oldu. Şuradaki x'in yerine yazıyorum bakın 4 diye. Bu da 17'ye eşitmiş. Şimdi ben bu çerçevelediğim iki denklemi çözüp A ve B'yi bulabilirim. Üstteki denklemi eksiyle çarparak yazıyorum. Alttakini aynen bir daha yazıyorum bunun altına. İkisini topluyorum. B'ler gitti. Eksi 2A artı 4A dedik. 2A oldu. A 6'ymış. A 6 ise üstteki denklemde yerine yazayım. O daha küçük artı b'nin 5 olması lazım. 12 artı b 5'e eşitmiş. O zaman b kaç oluyor demek ki? Eksi 7 oluyormuş. Yani fx'in kuralı 6x eksi 7'ymiş. Artık buradan sonra ne sorsalar bilebiliriz değil mi? F7 6 çarpı 7 eksi 7 olur. Yani 36 oluyormuş. Bu birinci yolun. Ve Doğrusal fonksiyon dendiğinde aklıma gelmesi gereken kuralı yazarak yaptığım en temiz çözüm diyebiliriz. Bir de bakın şöyle yapabiliriz ama bu ikinci çözümü sadece doğrusal fonksiyonlar için yapın. Her fonksiyona böyle bir şey uygulamamak lazım. F2'nin 5 olduğunu, F4'ün 17 olduğunu görüyorum. F7 kaç acaba? Onu da bana soru soruyor. F7'nin kaç olduğunu da sormuş bana. F2 4'e eşit. Pardon F2 5'e eşit. F2 5'e eşit. F4 17'ye eşit. Bakın buradaki 2 birimlik artış sağ tarafta 12 birimlik artışa sebep oluyor. Yani x 2 artarken y'nin değeri 12 artmış. O zaman 6 katı kadar artıyor diyebiliriz. O zaman bir de buraya uygulayalım onu. 4'ten 7'ye kaç artıyor x? 3 artıyor. 6 katı kadar artması lazım. 3'ün 6 katı 18. O zaman 17'ye 18 eklersem sonuçta kaç oluyormuş? 35. Aa zaten burada ben yanlış yapmışım bakın 36 değil 35 olacaktı. Onu da düzeltelim. Çok özür diliyorum. 35. Bulduk ev 7'nin değerini. Bu şekilde çözebiliriz doğrusal fonksiyonları. Ancak doğrusal olmayan fonksiyonlara tabi burada yaptığımız bu çözümü uygulamıyoruz. Sadece doğrusal olanlara yapabiliriz. Sadece doğrusal fonksiyonlara. Tamam, bu çözümü sadece onlara yapın. Her yere yapmayın yani. Başka bir fonksiyon çeşidi diyelim fonksiyon türü. Tek fonksiyon ve çift fonksiyon diye neye denir? Tek fonksiyon ve çift fonksiyon bakın dikkat edin her ikisi de R'den R'ye tanımlı. Öncelikle tanım kümelerinin x eşit sıfıra göre simetrik olması gerekir. Yani Eksi 3 artı 3 aralığından tanımlayabilirsiniz. Eksi 9 artı 9 aralığından tanımlayabilirsiniz. Bunun gibi öncelikle tanım kümesinin simetrik olması lazım ki fonksiyonum tek mi çift mi konuşabileyim. Nedenini şimdi söylüyorum bakın. X gördüğümüz yere eksi x yazacağız. X yerine eksi x yazdığımızda düzenlemeler sonunda tekrar fonksiyonun kendisini buluyorsak eksi yutmuş olacak bu fonksiyon. Eksi kim yutar? Çift kuvvetler o zaman fonksiyonumuz da çift fonksiyon. Peki diğerine bakalım. X yerine eksi x yazmışız, düzenlemişiz. Eksi fx olmuş. Yani fx'in tam ters işaretlisi olmuş. O zaman bu fonksiyonda tek fonksiyon olmuş olur. Peki buradan hemen inceleyelim. Hangileri tek, hangileri çift. Daha doğrusu bir fonksiyon tek mi çift mi nasıl bakıyoruz? Bir fonksiyon tek mi çift mi bakmak için x gördüğümüz yere eksi x yazalım. Şurada x gördüğüm her yere eksi x yazıyorum. Eksi x'in dördüncü kuvveti. Eksi 3 çarpı eksi x'in karesi. Artı 4. Şimdi düzenlemelerimizi yapalım. İçerideki eksi çift kuvvet yuttu. Yine bakın içerideki eksiği çift kuvvet yuttu. Bulduğum sonuç tekrar fx'in kendisi. Bakın bulduğumuz sonuç fx'in kendisi. O zaman f fonksiyonu çift fonksiyondur. Çift fonksiyondur. Başka bir renkle yazalım birbirine karışmasın. G'ye bakalım şimdi. X gördüğümüz yere eksi x yazıyoruz. Bakın şuraya da şuraya da. X yerine eksi x. Eksi x'in küpü artı 2 çarpı eksi x. Düzenliyorum. Küp eksi'yi dışarıya attı. Ben bunları eksi parantezine alabildim. Bakın eksi parantezine aldığımda ne buldum ben? gx'in kendisini. O zaman sonuç eksi gx çıktı. Yani x gördüğüm yere eksi x yazdım. Sonuç gx'in tersi. Bu durumda g fonksiyonu tek fonksiyondur. G tek fonksiyon. Haşa bakıyoruz şimdi. Bunu da yine farklı bir şeyle yazalım. X yerine eksi x yazıyorum. Buraya buraya buraya. Eksi x küp artı eksi x kare eksi 3 çarpı eksi x artı 1. Küp eksiği dışarıya attı. Kare eksiği yuttu. Yine tek kuvvet eksiği dışarıya attı. Artı bir. Şimdi bakın bulduğumuz hx'in kendisi mi? Hayır değil. Bakın buradaki artı x küp bu eksi x küp. Artı x kare eksi artı x kare ama eksi 3x artı 3x. E peki eksi parantezini alsak hepsinin şöyle işaretlerini değiştirsek burası hx'in kendisi mi? Değil. E bu o zaman hx'e de eşit olmadı. Eksi hx'e de eşit olmadı. O zaman h fonksiyonu çift fonksiyon değil. Tek fonksiyon değil. Yani ne çift ne tek bir fonksiyonu. Bir fonksiyon tek ya da çift olmak zorunda değil. Tek de değil çift de değil dediğimiz fonksiyonlarımız var. Hatta burada ben size bir ödev vereyim. Hem tek hem çift olan fonksiyon var mı acaba? Onu da siz düşünün bakalım. Bir sonraki fonksiyon çeşidimiz parçalı fonksiyon. Parçalı fonksiyon dediğimiz fonksiyon burada gördüğünüz gibi bakın. Koşullara bağlı olarak birden fazla parçadan oluşur. Bu parçalara biz fonksiyonun dalları deriz. Şu farklı bir renkle yazalım. Şöyle bunu sileyim. Fonksiyonun dalları diyoruz. Bu fonksiyonu oluşturan parçalara şunlara fonksiyonun dalları deriz. Fonksiyonumuzun birden fazla dalı varsa fonksiyon parçalı olmuş oluyor. Peki şunlar nedir? Parçalanmasına sebep olan değerler. Yani a'lar, b'ler bunlar da kritik noktalar diye adlandırılır. Ancak burada şuna dikkat etmek lazım bu e, reel sayıların alt aralıklarında tanımlandığında biz onlara kritik noktalar diyoruz şimdi örneğimizin üzerinde bunu bir daha anlatayım bu fonksiyonun dalları kimler oluyor x kare eksi 1 2x artı 1 ve eksi x artı 4 bunlar fonksiyonun dalları kritik noktaları kimler kritik noktaları eksi 3 ile 5 çünkü fonksiyon x eksi 3'ten küçük Eksi 3 ile 5 arasında ve 5'ten büyük diye parçalanmış. O nedenle bunlara da kritik nokta diyoruz. Peki görüntüleri bulurken ne yapıyoruz? Görüntüleri bulurken f eksi 5'i bulmak istediğimizde önce eksi 5 bu koşulların hangisini sağlıyor diye bakıyoruz. Bakın eksi 5 eksi 3'ten küçük o zaman benim kullanmam gereken dal burası. x yerine eksi 5'i birinci fonksiyonda yazıyorum x kare eksi 1 yani eksi 5'in karesi eksi 1. 25 eksi 1 24 oldu f eksi 5. F2 için gene gelip koşulları değerlendiriyorum. Hangi koşulu sağlıyor 2 bakın. 5'ten küçük eksi 3'ten büyük. O zaman 2x artı 1 kullanacağım. 2x artı 1. Bu da 5 oldu. F7. 7 hangi koşulu sağlıyor? 7 5'ten büyük. Buna da en son eksi x artı 4 dalını kullanıyorum. Eksi x artı 4. f 7de eksi 3 oluyormuş. O halde toplamları da kaç oldu? 24, 29, eksi 3, 26 oluyormuş. F eksi 5, F2 ve F7'nin toplamı. Parçalı fonksiyonda bu şekilde bir sorumuz daha var yine. Bir parçalı fonksiyon daha. F3, f-1'e eşittir denmiş. A kaçtır diye soruyor. F3 için hangi dalı kullanmam lazım? Bakıyorum x sıfırdan büyükse diyor bunu kullanacaksın. 3 sıfırdan büyük o zaman burayı. A çarpı 3 eksi 5. Eksi 1 için hangi dalı kullanalım? Alttakini x eksi 1 olacak. Yani sıfırdan küçük o zaman burayı. 4 çarpı eksi 1 eksi a. Şimdi a'yı bulalım. 3 a eksi 5 eksi 4 eksi a'ya eşit. 4 a 1 a da o zaman 1 bölü 4 olur. Şimdi fonksiyon türlerinden sonra yeni bir başlığımız var. Fonksiyon cebirsel işlemler. Yani iki fonksiyonu toplayıp çıkarıp çarpıp bölebilir miyim ya da bir sayıyla çarpıp bölebilir miyim? Bakın en kolayıyla başlayalım. Bir fonksiyonu istediğiniz bir sayıyla tabii ki çarpabilirsiniz ama sıfıra bölemezsiniz. Onun dışında herhangi bir sayıyla çarpıp bölebilirsiniz. Kuralında hiçbir sorunla karşılaşmazsınız. Ancak toplayıp çıkarmak söz konusu olduğunda yani toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemleri söz konusu olduğunda bakın fonksiyonlarımızın tanım ve değer kümelerini de dikkate almamız gerekiyor. f fonksiyonu A'dan tanımlı, g fonksiyonu B'den tanımlı ama toplam, fark, çarpım ve bölüm fonksiyonları A kesişim B'de tanımlı dikkat edin bakın. Her iki fonksiyon ya da üç tane ise 3 fonksiyonun tanım kümelerinin kesişimlerinde tanımlı olur. Toplamları, farkları, çarpımları ve bölümleri. Peki normal bir şekilde böyle toplayabilir miyim? Toplarım kuralları cebirsel olarak da toplayabilirim. Görüntülerini toplayarak da bulabilirim. Bir tek şeye dikkat edelim. Bölme yaparken paydayı sıfır yapan değeri tanım kümesinden de çıkarmamız gerekir. Biz burada böyle parantezin içinde belirttiğimiz zaman bunu şuraya yazmaya gerek görmedik. Oysa tanım kümesinde eğer paydayı sıfır yapan sayı varsa onu tanım kümesinden de çıkardığımızı belirtmemiz gerekir. Buraya uygulamalarımızı yapalım şimdi. Bir fx ve gx fonksiyonları verilmiş. R'den R'ye diye verilmiş bakın. Kesişimlerini alacaktık hatırlayın. R ile R'nin kesişimi yine R'dir zaten. O yüzden kesişimlerini almayabiliriz. f artı g'yi şöyle bulabiliriz bakın. Burada f artı g'yi sormuş fx artı gx şeklinde yazarız. Böyle aynı türden olan cebirsel ifadeleri toplarız. 2x kare ve 5x de toplanacak bir şey yoktu. Sabitleri topladık. fx artı gx yani f artı gx fonksiyonu 2x kare artı 5x eksi 1 oldu. Şimdi f artı g4'ü bulmam gerekirse bu fonksiyonu kullanabilirim hesaplayalım bunu da. 16 4'ün karısı 2 ile çarptık. 32 20 ekledik. 52 1 de çıkardık. 51 oluyormuş sonuç. Bunun yerine bakın şöyle de yapabilirdik. F artı G4 demek F4 artı G4 de demektir aslında. Bu şekilde de bulabiliriz. Zaten genellikle görüntü bulmamız gerektiğinde bu şekilde buluruz. Kuralı elde etmeye çalışmayız her zaman. F4 ile G4'ü toplarız. F4 için geliyorum. Burada X gördüğüm yere 4 yazıyorum. Fx'in kuralında. G4 için de G'nin kuralında X yerine 4 yazıyorum. Bu işlemin sonucunun da yine 51 olduğunu göreceksiniz. O zaman B seçeneği için kuralı elde etmeden hemen bu şekilde yapalım. Şuraya A yazayım ben. 3F eksi G2'yi arıyorum. Bu da 3. F2 eksi G2 demek. F2 fonksiyonun kuralına geliyoruz buraya. X gördüğümüz yere 2 yazdık. G2 için de G'nin kuralına geldik. X yerine 2 yazdık. 3 çarpı 7 eksi 4 17 oluyormuş buradan da cevabımız. Bir sorumuz daha var. Gx fonksiyonunun kuralını bulun demiş. Fx'i biliyoruz bakın. Fx artı gx'i yani fx f artı gx'i daha doğrusu vermiş. Ben onu şöyle yazıyorum. Fx artı gx diye yazıyorum. Bakın soru bana zaten fx'i de vermiş. Buraya da 5x eksi 1 yazayım. Bence buradan sonra ne yapacağımı anladınız hemen. gx'i yalnız bırakacağım. Bunları olduğu gibi diğer tarafa attık. Eksi olarak geçtiler. Eksiyle ile çarptım ikisini de. Sonra da düzenliyorum. Sadece x kare eksi 4x eksi 1 oluyormuş. gx fonksiyonu. Bu haftayı da burada tamamlamış olduk. 11. haftaydı bu. 12. haftada yine fonksiyonlarla devam edeceğiz. Siz daha fazla soru çözmek için ENS 10. sınıf defteri kullanabilirsiniz. Videolardan da çözemediğiniz sorulara bakma şansınız olur. Yine hatırlatmış olayım. Görüşmek üzere. Başarılar diliyorum.